Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için az malzemeli ve çok lezzetli bir sos tarifi hazırladım. Bu domates sosu gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifim için 3 kilo Rio domates kullanıyorum. Güzelce yıkadım ve hazırladım. Sos ve turşu tariflerimde genellikle Rio domates kullanıyorum. Hem suyu az oluyor hem de etli ve çok daha lezzetli oluyor. Sosumuzda domatesinizin kabuklarını da kullanacağız. Domatesin kabuğu sosumuza hem renk hem de lezzet katacak. Domatesi ikiye kestikten sonra ortasındaki sert ve yeşil kısımları alıyorum. Pişme aşamasını hızlandırmak için domatesleri küçük küçük doğruyorum. Ebatlarının aynı olmasına gerek yok. Sonrasında zaten blenderdan geçireceğiz. Tüm domatesleri aynı şekilde doğruyorum ve hazırlıyorum. Sonrasında genişçe bir sos tenceresine alıyorum. Kalan domateslerin tamamını doğradım ve tencereye alıyorum. Sosumu ben acı hazırlıyorum. Acı sevmiyorsanız biber kullanmak zorunda değilsiniz. Tarifim için 150 gram acı biber kullanıyorum. Biberlerimi de birkaç kez güzelce yıkadım ve hazırladım. Şimdi sap ve uç kısımlarını temizliyorum. Biberlerimin tamamını güzelce ayıkladım ve şimdi doğruyorum. Acı biberlerimi doğradım ve hazırladım. Diğer yandan hemen kapya biberleri doğruyorum. Tarifim için 1,5 kilo kapya biber kullanıyorum. Aynı şekilde güzelce yıkadım ve kuruladım. Şimdi biberlerimizin çekirdeklerini ayıklıyoruz. Sap kısmını kestikten sonra ikiye kesiyorum. Sonrasında çekirdeklerini ayıklıyorum. Tüm malzemelerimi bu şekilde doğrayacağım. Tencereye alarak kaynatacağım. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Biberlerimi ayıkladıktan sonra gördüğünüz gibi küp küp doğrayarak hazırlıyorum. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Gördüğünüz gibi sap kısmındaki biberleri de ayıklıyoruz ve tarifimizde kullanıyoruz. Hiçbir malzememizi israf etmiyoruz. Biberlerimi de doğradım ve hazırladım. Şimdi tüm malzemeleri buluşturma zamanı. Tencerenin altını orta ateşe getirdim ve domateslerin tamamını tencereye aldım. Şimdi doğradığım kapya biberleri ekliyorum. Son olarak doğradığım sivri biberleri ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdım ve şimdi tencerenin kapağını kapatarak orta ateşte domateslerin sulanmasını bekliyorum. Tabi bu süre zarfında yine arada bir karıştıracağım. İyice suyunu saldıktan sonra tencerenin kapağını açacağım ve o şekilde pişirmeye devam edeceğim. Tencerenin kapağını açık pişirdiğimiz zaman da diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Bu hazırladığım sos gerçekten hem çok pratik hem de çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir ön pişirme aşaması yok. Tüm doğradığımız malzemeleri tencereye koyuyoruz. Piştikten sonra blenderdan geçireceğiz. Daha sonra tekrar kaynatıp kavanozlama işlemine geçeceğiz. Yapımı oldukça basit. Bir süre sonra domatesler çok güzel bir şekilde sulandı ve suyunu saldı. Artık bu aşamadan sonra tencerenin kapağını kapatmıyorum ve açık şekilde pişirmeye devam ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra bir yemek kaşığı kaya tuzu ve bir yemek kaşığı şeker ekliyorum. Şekeri sosumuzda lezzeti dengelemek için kullanıyoruz. Bu arada şunu da hemen belirtmek istiyorum. Lütfen turşu ve sosumuzu yaparken kaya tuzu kullanın. Yemeklik tuz kullanmayın. Böylelikle hem turşunuz hem de sosunuz daha lezzetli ve daha uzun ömürlü olacaktır. Sosum için gerekli tüm malzemeleri tencereye koydum ve arada bir karıştırarak iyice pişiriyorum. kontrol ettiğimde tüm sebzeler güzelce yumuşamış ve pişmişti. Artık bu aşamadan sonra blenderdan geçiriyorum. İçerisinde hiç büyük parça kalmayana kadar blenderdan geçirmeye devam ediyorum. Tamamen püre haline gelmesi gerekiyor ve de püre haline getirdikten sonra tekrar kaynatacağım. Kaynattıktan sonra kavanozlama işlemine geçeceğim. Bu hazırladığımız sosu serin ve güneş görmeyen bir yere koyduğunuz sürece aylarca kalabilir. Herhangi bir bozulma olmayacaktır. Yeter ki kavanozlarınız hava almasın. Blender'dan geçirirken arada bir tencerenin kenarlarını güzelce sıyıralım. Hiçbir parça kalmasın. Sosumu yeteri kadar blenderdan geçirdim. Şimdi blenderı da temizleyerek içerisinden çıkartıyorum. Kenarlarını tekrar güzelce sıyırdıktan sonra tenceremi ocağa alıyorum ve orta ateşte tekrar kaynamaya bırakıyorum. Bu aşamadan sonra sosumuzu artık çok fazla pişirmeyeceğiz. Birkaç kez kaynaması yeterli olacaktır. Sosun rengini ve kıvamını sizlere şöyle bir göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Tadına da baktım. Tadı, tuzu, her şeyi yerinde. Vermiş olduğum ölçü tam ölçüdür. Lütfen tarifimi uyguladığınızda vermiş olduğum ölçülere sadık kalarak hazırlayın. Böylelikle çok güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Tarifim için 350 ml'lik cam kavanoz kullanıyorum. Kaynar suyla güzelce yıkadım ve steril ettim. Kuruladıktan sonra artık sosumu kavanozlama işlemine geçiyorum. Sosumu kavanoza koyarken bu şekilde bir huni kullanıyorum. Şayet sizlerde huni yoksa kavanoza koyduktan sonra ağız kısımlarını güzelce temizleyin. Hiçbir kalıntı olmaması gerekiyor. Böylelikle kavanozlarınız güzelce vakumlanacak ve hava almayacak. Sosu kavanoza doldurduktan sonra huniyi üzerinden alıyorum. Yeni kapakla ağzını sıkıca kapatıyorum ve hemen ters çeviriyorum. Her turşu ve sos yapımında özellikle belirtiyorum. Lütfen yeni kapak kullanın, riske atmayın. Daha önceki kullandığınız kapakları kesinlikle kullanmayın. Tarifimin tüm detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an o güzel yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Sizlere de tavsiyem bu şekilde küçük kavanozlar kullanın. Bu işinizi çok daha kolaylaştıracaktır. Hazırladığımız sosu dilerseniz kahvaltıda dahi tüketebilirsiniz. Ben hazırladığım bu sosu makarnalarda, yemeklerde ve çorbalarda kullanıyorum. Böylece kışında yaz domatesinin lezzetini soframdan eksik etmiyorum. Sosları kavanoza kaynar kaynar koyuyoruz ve hemen ters çeviriyoruz. Bir gün boyunca kavanozları ters şekilde beklettikten sonra ertesi gün normal haline getiriyoruz ve serin ve güneş görmeyen bir yere koyuyoruz. Soslarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra aylarca kalsa da hiçbir bozulma olmayacak vermiş olduğum ölçüden toplamda 11 kavanoz sos elde ettim. Sizlerin de gördüğü gibi çok fazla malzeme kullanmamamıza rağmen oldukça bereketli bir tarif oldu. İnşallah sizler de bu tarifimi denediğinizde memnun kalacaksınız. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim videomu beğendiyseniz beğenmeyi hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.